Ulan vay arkadaş ya. Ya ben daha yeni girdim bu işe be oğlum. Ulan Kıvırcık, sana ciddi bir soru soracağım. Sence benim şirketteki pozisyonum tehlikeye girer mi? Sonuçta Kerem işi bıraktı. Ayşe de onunla gider yani, karısı sonuçta. Ya Muhsin Bey'in böyle şeylere takılacağını sanmıyorum. İşin değilsen kalırsın. Değilsen gidersin. Kalabilirsin. Gider mi? Ya sen kalırsın ya. Ben arayıp sorsam Muhsin amcayı direkt, ne diyorsun? Tavsiye etmiyorum. Tasvip de etmiyorum. Ciddiye de almıyorum. Çok pis elimle kalacaksın Kıvırcık. Hadi hayırlısı bakalım. Allah ya, Allah ya. 40 yılda bir şans yüzümüze güldü. Oğlan işe bak ya. Yok, böyle olmayacak ya. Ben arayacağım. Ben arayacağım Muhsin amcayı ya. Alo, Muhsin amcacığım merhaba. Erkut ben. Evet Erkut, söyle oğlum. Muhsin amcacığım, ben şirketteyim. Görevimin başındayım Muhsin amcacığım. Yani bu şirket açık kaldıkça bu çay ocağı da kalacak Muhsin amcacığım. Anladım Erkut, anladım. Sağ ol evladım. Hadi kolay gelsin size. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin dedi. Tamam ya. Benlik bir sıkıntı yok bence. Emin olamıyorum ki ya. Emin olamıyorum. Ne haber abi? Ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Yok ya, boş ver. Anlatırım. Geç bakayım. Otur şöyle. Otur, otur. Sabri, bak bizim bu işi acil yapmamız gerek. Ben sana söyleyeyim. Artık öyle lüksü müksü geç ha. Hayat memat meselesi bak bu. O zaman müjdemi istiyorum abim. Şu para işini çözdüm galiba. Heh. Abi benim büyük bir alacağım var, tamam mı? Sirkeci'deki bir züccaciye toplantısında. Ne diyorsun lan sen? Ne alaka? Abi benim ut kursundan arkadaşımdı. İşte bir borç para istedi benden. Ben de güvenliğimi verdim. Sonra bir daha yere alamadım. Ut kursu mu? Ut. Ne udu oğlum? Sen ut mu çalıyorsun lan? Yani abi öyle üstadların yanında bizimkisi öyle oyalanma diyelim yani. Vay musiki. Ulan Sabri, ulan ne biçim bilmece gibi adamsın lan sen. Vay anasını be. İyi tam nasıl yapalım? Biz mi gidelim diyorsun? Rıza abiye söyleyelim diyorum. Oğlum abi, abime niye söylüyoruz? Abim falan karıştırma ya. O şimdi fırçalar bizi, boşver sen onu. E nasıl yapacağız o zaman? Yani biz bir gidelim seninle. Gidelim yani. Ben alırım. Her türlü almasını bilirim ben. Sen rahat ol. Harbi mi? Harbi tabii. Bırak lan şunu. Bana çay koy. Yoruldum. Abi niye yapıyoruz bunu? Niye burada bekliyoruz? Vuralım kapısına, çıkaralım dışarı. Ver lan parayı diyelim. 2 sene oldu diyelim. Vermezse bir tane vuralım. Yani sen vur ama. Ben daha önce şey yapmadım dediğim gibi. Ya oğlum Sabri ya, olur mu lan hiç öyle şey? Adamı gireceğiz de evden çıkaracağız bilmem ne. Saçmalama. Lan koskoca Kerem Yiğiter bile tutuksuz yargılanıyor ya. Ama ben müebbet bekliyorum inşallah. Lan Sabri, böyle konuşup durma lan. Allah Allah ya. Oğlum ortak olalım diyoruz, seni şirkete alalım diyoruz. Hala salak salak konuşuyorsun ya. Abi şaka yapıyorum 2 dakika ya. Aha geliyor, geliyor. O işte geliyor. Tamam bak şimdi, sen önden git, ben duruma müdahale edeceğim, tamam mı? Abi o ara dövebilir, sen şey yap. Lan ne dövmesi ya, hadi git. Abi lan, vallahi... lan git, ben döveceğim şimdi ha. Sabri. Parayı ver lan. Ne parası oğlum? Yok para falan. 1-2 seneye durumum düzelirse yapacağım ben sana bir güzellik. Lan bir hafta demiştin, ne 1-2 senesi? Var mı senedin Sabri? Hı? İstesem hiç vermem. Yavaş. Ne yavaşı birader? Sen kimsin? Hani öyle gevşek gevşek vermem diyorsun ya. Ona diyorum yavaş diye. Ben kimim? Ona gelince dur bakalım. Telefonum titreşiyor da. Alo. Ha yok yok. Sadece bacağından vuracaksınız. Tamam. Sakatlık çıkmasın. Hayır yani. O kadar büyük bir borç yok çünkü. Tamam. Hadi abim, temiz iş yapın, hadi. Hadi abim. Karışıyor biliyor musun böyle? Bu bacaktan vurma mevzuları çok acayip. Herkes kolay sanıyor ama öyle bir şey değil. İyi de bana niye bunları anlatıyorsunuz ki? Oraya da geleceğim. Sen şanslısın yani birader. Seni bacağından falan vurmayacağız. Sakatlık çıkmaz yani. Seni kaba etinden vuracağız. Ama böyle paralel. Yandan. Sakatlık falan çıkmaz da iyileşme sürecim biraz uzun sürebilir. Çünkü biliyor musun? 2 yerimiz dikiş tutmazmış.
Bir dilimiz. İki... Şey, ben Sabri'nin borcunu en kısa zamanda vereceğim. O en kısa zaman bu zaman işte kardeşim. Sen nasıl yapıyorsun şimdi? Birikimlerini yastık altında tutanlardan mısın, bankaya mı koyuyorsun? Ben banka. Ne güzel, ben de banka. E hadi o zaman, mesai saati bitmeden halledelim şu işi. Hadi düş bakalım önümüze. Yürü lan. Vallahi vururuz, dikiş tutmaz ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?